Arkadaşlar iyi akşamlar. Bu akşam Gökhan'la beraberiz. Bundan sonra böyle major maçlardan sonra sadece Gökhan'ın futbol konuştuğu, benim de soru sorduğum bir tane program yapacağız. Adını da Parselizasyon 61 koyduk. Yani ben soracağım, o anlatacak. Ben zaten saha içiyle alakalı pek fazla bilgi sahibi olan bir insan değilim. Gökhan'ın da bu konudaki Estağfurullah. bilgilerine güveniyorum. Az buçuk anlıyorum ama kanka. Çok hafif. Anlıyorsun canım. Çok azıcık. Bazı yorumlara müthiş, mesela Trezeguet yorumu harikaydı. Ama Ama bu programın bizim Gökhan'la aramızda konuştuğumuz konsepti gereği ben sadece soracağım, Gökhan anlatacak. Ufaktan başlayalım diyorum ismi çok Gökhan. bir araya gireyim hemen, özür dileyerek. İsim yeteri kadar rahatsız edici ama, değil mi? Şimdi bulduk. Çok güzel kanka, benim çok hoşuma gitti. Benim çok içime sindi. Panzerizasyon Kanka ilk önce 61. şunu sorayım. Evet abi. Dünkü maçtan önce kadroları gördüğün zaman ne dedin kanka? En doğru kadro dedim. Maç, Peki yani mesela böyle Trabzonspor'un bir en doğru kadrosu buydu dedim. Peki mesela Serdar Ali şey diyor konuşurken. Ya diyor mesela Vişka'yı solda görünce ben bir huylandım. Hocanın da ve teknik ekibin de huylanması gerekiyor diye Fenerbahçe teknik ekibi için. Mesela Vişka'yı hiç solda görmemiştik kanka. Onu nasıl şey yaptın görünce? Ya Vişça'nın Cengiz'le oynadığı dönemde ters kanat değiştirdiği şeyler de hatırlıyorum, o 2017'ler olması lazım. Yani daha önce çok az oynadı ama daha düz ayak, sağ ayaklı, sağ kanatta oynamayı kabiliyeti olan bir oyuncu. Sol ayağı da çok iyi olduğu için Vişça'nın. Tabii bunu yaşı ilerledikçe iyi hale getirdi. Ben hiç endişe etmedim. Benim Trabzonspor adına en büyük endişem şeydi, hani ya biz maça çok tutuk başlayacağız. O sertliğe, Fenerbahçe'nin sertliğine, oyun iştahına cevap veremeyeceğiz. Çünkü biz çok uzun zamandır Abdullah Avcı'yla beraber çalışıyor Trabzonspor. Biz de uzun zamandır Abdullah Avcı'nın takımını izliyoruz. Bizim hep bir iştah problemimiz oluyordu. Özellikle kötü olduğumuz dönem, şampiyonluktan sonraki, hatta şampiyonluğun son haftalarına doğru. Ama inanılmaz bir istek, inanılmaz arzulu bir takım. Sonradan girenler dahil abi, yani inanılmaz bir maçtı Trabzonspor adına. Ya bu maç normal bir hakem, yani bu maçı Ugandalı bir hakem yönetseydi 5-6 olurdu bu maç. Sadece Peki ha. Trabzonspor adına benim için hani beklentimin altında kalan Nicolas Pepe'nin performansıydı, ama o da çok hazır durumda değil abi. Fiziksel olarak hazır olmayınca oyuncu golünü de attı. Birkaç tane dikine oyunu da var ama fizik olarak hazır hale geldikten sonra çok daha iyisini göreceğiz Nicolas Pepe ile ilgili. Şaşırdın mı ilk 11 çıkmasına? Şaşırmadım ya. Zaten Yunus abi yazdı. Ben daha sana sordum. Çıkar mı gerçekten dedim. Çıkacak dedi. Yani ne kadar kaldırabilir bilmiyorum ama teknik direktör, yani hoca onunla çalışmış bu sistemi. Yani maç bir hafta boyunca Fenerbahçe maçına aynı 11 ile çalışmış, yani hiç değişmemiş. Yani geçen hafta pazartesi ne düşünüyorsa bu cumartesi de onu düşünmüştü Abdullah Hoca. Yani iyi hazırlanmış maça hoca. Evet, çok iyi hazırlanmış abi. Çok çok iyi hazırlanmış. O detaylarına geliriz. Maç şeyiyle çok fazla kafa şişirmek istemedim dünkü yayında ama ilmek ilmek dokundular Fenerbahçe'ye yani. Peki kanka sence Trabzon'un en görünür planı neydi maçla alakalı? Abi çok net bir şekilde, şimdi ben sana soru sorayım, oradan da direkt gidelim. Fenerbahçe'nin süratli bir oyuncusu var mı açık alanda? 11 aklına getir. İrfan Can Kahveci, Tadiç, arkalarında Mia Zajc, şey yanında İsmail Yüksek, santraforda Edin Dzeko. Onların hemen arkasında da şey öne, değil mi? Tadic solda, sağda İrfan Can. Merkezde kim oynadı ya önde? Şimanski ya. Şimanski'yi nasıl unuturum? Bunların içinde açık alanda süratli olduğunu düşündüğüm bir oyuncu var mı? Biraz Yok. bile. Hiç yok. Sıfır. Ya bu 11'de kolay kolay değiştirmiyor. Yani süratli oyuncuları genelde bekteki oyuncu süratli, sol bekteki oyuncu süratli ama hiç geriye yaslanmadan Trabzonspor 75 dakika boyunca, o hakemin artık bizim futbolcularımızı iyice sindirdi 75. dakikaya kadar, Trabzonspor kaleci haricindeki stopere kadar baskı yaptı. Yani merkezde arkada ikili oynattığı Mendy ve Berat bile rakip yarı sahadaydı 75 dakika boyunca. Bunu çok iyi işlediler. Zaten orada top performanslar. Bence Berat ve Mendy'nin performansıydı. Bunun haricinde çok iyi performanslar sayabiliriz ama Vişça da çok iyiydi ama bu iki oyuncu maçın kilidi oldu. Ya bütün her şeyi topladılar yani. İsmail'i sağdan sildiler. Şimanski'yi sağdan sildiler.
Mehmetcan iki penaltıdan sonra bayağı bir demoralize oldu ama o da Tadiç'e karşı çok iyi savunma yaptı. Dönen topları toplayan bir Trabzonspor vardı. Hücuma çok adamla çıkan bir Trabzonspor vardı ki buranın altını çiziyorum. Yani Trabzonspor ilk defa attığımız ilk gol abi. Hatırla golü. Mendy rakibi bozuyor. Vişça topu kazanıyor. Vişça da bu arada çok zeki bir adam. Yani karşısında Samet'i görür görmez. Vişça artık zaten çok atlet bir oyuncu değildi ama bu yaşta atletizmin iyice kaybetmiş bir oyuncu. Karşısında Samet'i görür görmez bir uzun dribling top acayip sürmesi veriyor. İnanılmaz bir orta yapıyor ve Onoaç o golü attığında abi ceza sahasında 3 kişi var. Yayda Mendy Berat var. Nadir gördüğümüz şeyler bak. Ve biz ani çaldık o topu. Yani çok iyi çalışılmış yani. Biz bu topu çaldıktan sonra öyle işte tipik eski Abdullah Avcı takımları gibi bekleyelim, sete dönelim falan yok. Hiç beklemeden o topu kazandıktan sonra beklemeden direkt hücuma çıktık ve bunu bütün ikinci bölge, üçüncü bölge oyuncuları beraber yaptık. Kusursuz bir kat şey yani. Bu maçın skoruyla alakasız bu maç bir teknik direktör diğerini çok büyük hezimete uğratmış. Tabii ki Trabzonspor'un kaliteli futbolcuları var ama deplasmanda inanılmaz motive etmiş takımı. Zaten o seremonide futbolcuları tek tek gördüğümde dedim yani bu motivasyon ya çok iyi hale gelecek, ya Trabzonspor'u çok iyi hale getirecek ya çok kötü hale getirecek diye. Çok iyi hale getirdi. Biz de çok güzel bir gece yaşadık yani. Maçın gidişatına ne diyorsun kanka birinci dakikadan itibaren? Mesela bir arkadaş dedi ki, maçı beraber izlediğimiz arkadaşlardan biri, kanka çok erken 3-0 oldu ya dedi. Anladın mı? Yani hakem şey yapacak. Bence hem çok erken 1-0 oldu abi, hem çok erken 2-0 oldu. Yani devre bitti abi. 45.5'ta attık 2'yi. 2 dakika sonra Pepe 3'ü attı. Ne olacak ben, şimdi dedik ya şimdi. Hakikaten bende o. Yani 3-3. 3-1 olduğunda skor. Gerçekten ben maç boyu yüreğim ağzımda izledim. Çünkü hakem de bize yüreğimiz ağzımızda izleyeceğimiz bir pozisyonda bir maç yönetti. Yani inanılmaz kararlar ve ben mesela ikinci pozisyonda ilkine Tadiç ittiğini görmemiştim. Sonradan ikinci yarıda sonlarına doğru Twitter'da gördüm. Mehmetcan'ı çekiyor sırtından. Omuzundan özür dilerim. İkinci gol ben net penaltı demiştim. Orada da mesela Crespo topu eliyle alıyor ve Bakasetas'ın ayağına basıyor. İzledin mi pozisyonu sen? İkinci evet. Penaltı. Evet. Yani bir şey bizim Markal'da yazmış zaten. Buradan da selam olsun. Trabzonspor tarihinin en şerefli galibiyeti diye. Ben böyle bir şey izlemedim ya uzun zamandır. Galiba hiç izlemedim. Uzun zamandır falan değil. Evet çok keyifli maçtı ya. Peki şey soracağım sana. Kanka bu zamana kadar Fenerbahçe'nin çok iyi yaptığı hangi şeyi yaptırmadı sence Trabzonspor? Ha Fenerbahçe'nin olayı. Ama bak şimdi burada maalesef Fred Fenerbahçe'de olsa da bugün çok farklı şeyler konuşabilirdik ama Fred bugün yoktu. Fred oranın hem toplayıcı oyuncusu, hem oyun kuran oyuncusu, hem pozisyon bilgisi oyuncusu, hem tempolu oyuncusu olmayınca Fenerbahçe'nin olayı belli. Fenerbahçe savunmadan ayağı iyi o. Beka onun ayakları çok iyi değil ama Cikru'nun iyi bir ayağı var. Kanat bek olarak kullandıkları. Onlar bek değil, kanat bek oyuncuları. Ferdi, Osay. Osay'ın ayakları iyi dedi ama Ferdi'nin iyi. Savunmada iyi bir. Gerçi sol bekte Osteravel de kullanıyordu ama değiştiriyor onları sürekli. Savunmada gerçekten teknik kapasitesi yüksek bir takımları var. Şimdi merkezde bir de Fred var. İsmail Yüksek'in de teknik kapasitesi yani vasat üstündedir. İyi denilebilir. O topları düzgün kullanarak merkezde bir kalabalık hale geliyorlar. Ve geldikten sonra da çok bize karşı yaptılar mesela. İlk 5-6 dakikada ablukaya attılar kaleyi. Sürekli koşu gösteriyorlar. Tadic soldan giriyor. Merkez oyuncusu Şimanski sürekli arkayı deniyor. İsmail bile ceza sahası etrafında dolaşıyor. Orada kalabalıklaştıktan sonra çok tehlikeli takım. Kaldı ki biz 3-0'dan sonra da bize karşı çok tehlikeli geldiler ama sonunu beceremediler yani. Bence Fenerbahçe alamatif harikası dönen topları toplayıp zaten bu takımla dönen topları toplayamazsan önünde kalabalıklaşma ihtimalin yok. Çünkü o atletizme sahip bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Tadic hayatı boyunca atlet bir oyuncu olmadı. Hiçbiri yani. Bir planı vardı. A planıyla oynadı 18 maç boyunca. Gene biz büyük takımız A planımızda bunları yeneriz diye çıktı. Hiçbir B planı olmadan 75'e kadar değişiklik yapmadı. Bitti gitti yani. Mental olarak da çöktü. Sayın İsmail evet. Katal. Ya şey aslında genel konuşulan Onuachu ile Fenerbahçe savunmasının aslında boğuşmaması gerektiğini, hani zaten Onuachu'nun servisinin zayıf olduğunu, evet. Onuachu'nun rahat top aldığında aslında daha kötü tercihler yapacağını falan söylüyorlar ama ben ona
Trabzonspor'un oyunun bu kadar basite indirgenebileceğini düşünmüyorum ya. Çünkü çok dışarıdan gözler daha özensiz seyrediyor ya Evet abi. Trabzonspor'u. Ya dün gece Trabzonspor'un yaptığı ve yapmaya çalıştığı şeylerin biraz basite indirgendiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Aslında iyi numara, iyi iş çıkardı yani. Hem Abdullah Avcı hem de takım iyi iş çıkardı. Çok çok iyi iş çıkardı abi. Müthiş bir iş çıkardı yani. Ve bir de şöyle bir şey de var. Berat ve Mendy'nin, şimdi o takım artık oturmuş bir takım. Berat ve Mendy'nin kaç tane maçı var? 3 oldu. Evet. Yani sol kanatta Eren ve Vişçan'ın maçı yok. Yani bu ikili olarak düşünürsek. Bu takım zaten şu anda birbirine uyum sağlayamamış bir takım. Zaten saha skorları da, saha sonuçları da bunu belli ediyor. İnanılmaz bir çıkardı. Motivasyonundan saha planına, maç 3-0 olduktan, 3-1 olduktan sonra oyuncu tercihine kadar müthiş bir teknik direktör ve futbolcu performansı, futbolcu grubu performansıydı. Kusursuz diyebilirim yani. Gerçekten kusursuz. Mesela şu şekilde eleştirilebilir ya, işte 3-0'dan sonra, 3-1'den sonra 10 kişi kaldılar değil mi? Ya 10 kişi kalmış takıma bile geriye yaslanılmaz gibi bir şey, ama ya hakem ona mecbur bıraktı diyebilirim yani. Trabzonspor'u. Ya çünkü gol atıyorsun, Trezeguet'in pozisyon. Faul mal yok orada. Net söylüyorum yani. Bir adam o müdahalelerde, mesela ilk müdahalede kendini yere bırakan kimdi? Osterwolde galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Trezeguet, evet, bir el hareketi var orada ama bir adam o kadar direkt kendini yere fırlatıyor. İkincisinde zaten hiçbir şey yok. Bir gol de oradan gitti. Onuachu'nun pozisyonunda İsmail Yüksek'i, tamam, bir çekme gibi görünen bir şey var. Futbolda yani ona penaltı şeyi veriyorsan, iptal veriyorsan, Türkiye'de atılan kafa gollerin %90'ında falan iptal etmen lazım. Öyle Hakem korkunçtu ya. Korkunçtu. Hele bir... o son dakika ya abi gözünün önündeki pozisyon için niye VAR'a gidiyorsun ya? Ya Evet. onu görmüyorsan hakemlik yapma o zaman. Çok mantıksız bir şeydi zaten. Gol değil mi? Golü diyorsun. Trezeguet'in Tabii pozisyonu. tabii. Yani çok acayipti ya. Evet abi. Ya bundan ya şimdi Fenerbahçe için 103 golle şampiyon oldukları takımdan daha iyi bir takım olduğunu söylüyorlardı hücum anlamında. Yani ben mesela maçın geneline baktığımda Fenerbahçe'nin pozisyon bulmakta öyle çok da kolay pozisyon bulduğunu görmedim ben. Pozisyon bulamadı ki. 2 Yani biraz pozisyon 46 bulmakta x-score biraz da şeyi vermiş pozisyon abi. bulmakta zorlandılar. Ya yani şey soracağım sana. Bundan sonra Fenerbahçe'yle oynayacak takımlar adına mesela Fenerbahçe'nin çözülmesi, Fenerbahçe'nin zaafları adına sence çok şey gösterdi mi bu maç? Yoksa biraz daha işi Fenerbahçe'nin ana planındaki oyuncuların eksik olmasına mı bağlıyorsun? İkisini de bağlıyorum. Yine tekrar edeyim. Ciku, Bekao artı Fred bu maçta olsaydı Trabzonspor'un işi bu kadar kolay olmayabilirdi. Ama bu üç oyuncunun eksilmesiyle Fenerbahçe'nin bu kadar kötü hale düşmesinin de hiçbir açıklaması da yok. Bu bariz bir teknik direktör ve karşısında bulunan futbolcuların net bir iradesiydi. Berat ve Mendy, abi Berat ve Mendy, yanlış görmediysem eğer program, yani şeyde benim baktığım uygulamada yanlış değilse, Berat'ın 9 pas arası ve top çalma olarak. Berat'ın 9, Mendy'nin 7 tane şeyi var. Top çalması var. 16 tane. Yani hiçbiri boşluk bırakmadılar o bölgede. Abdülkadir Ömür de çok fazla top çalmadı. İlk defa bu kadar çok koşmasına rağmen çok top çalmadı ama Ömür'ün baskı yaptığı bölgelerden onun ekmeğini Berat ve Mendy çok yedi. Bazen Mendy'nin baskısını, şey, ilk goldeki Mendy'nin baskısı. Mendy adamı bozduktan sonra o gol oluyor. İkinci golde çizgiye gene, ilk golün aynısı. Vişçe gene çizgiye iniyor sol ayakla. Yine içeriye doğru kesiyor. Orada bizim Berat'ın inanılmaz bir şutu var ama orada daha önemli olan şey abi, orada da bu sefer ceza sahasında 5 kişi vardı. 4 tanesi içeride, bir tanesi yayda. 5 adam ceza sahasındayız. Ve o böyle kurulu bir oyun değil yani. Bizim setle Fenerbahçe yarı sahasına geldiğimiz bir durum değildi o. Soldan Eren veriyor Vişçe'ye. Vişçe Eren'e veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Eren tekrar Vişçe'ye veriyor. Vişçe soldan böyle dümdüz sağ ayağıyla verip içeriye doğru kesiyor. Yay da, Berat da inanılmaz bir şut geldi. Yani Berat gerçekten düşeş geldi abi. Hep de gelebilirdi ama Berat düşeş geldi. Berat'la ilgili de senin de şeyini vereyim. Sen daha geldiği gün çok büyük futbolcu olduğunu, sadece şey olduğunu söylemiştin. Tweet atmışsın diye hatırlıyorum. Çok kabiliyetli futbolcu olduğunu. Ben de yakın bir tweet attım. Hakikaten çok kabiliyetli oyuncu abi Berat. Yani kafa sahada olduğu sürece ya, ters Bir de ayağında ona birinin bir de biraz bir özgüven eksikliği var ya. Ona var. güvenen ve kardeşim bak burada
senin üzerinde şekillenebilecek bir plan var ve sen bu planın ana aktörlerinden birisin diye o güveni birinin vermesi gerekiyordu. Evet. Ya Abdullah Avcı eski takımda Hamşik var, o var, bu var falan. Berat Oran'ın kabadayılarından biri değildi ama bu takımın kabadayılarından biri olabilir. Bakalım o güveni verir mi vermez mi? Onu zaman gösterecek. Şu an harika Sana şey gidiyor da soracağım. inşallah da iyi gider abi. Şimdi bizim Abdullah Avcı'yı geçmişten bildiğimiz böyle major maçları vardır galiba. Bir Var. maç estirir. Ondan sonra bir bakarsın 2-3 hafta çok kötü gider. Sen şimdi mesela bu takımın yapabildiklerini ve yapabileceklerini az çok sahada görüyorsundur. Abdullah Avcı'nın da konsantrasyonunu şöyle vücut dilinden ölçüyorsundur. Sence bir oyun devamlılığı sağlayacak mı? Bu maçın bir devamı olacak mı? Yoksa abi çok güzel bir akşam yaşadık ama ilerisi için de çok umutlu olmayalım mı diyorsun? Ben net sağlayacağını düşünüyorum. Sadece beni geçen hafta çok irite etti. Geçen hafta ben şeyde maçın sonucunda şöyle bir şey söyledim. Trabzonspor ilk yarı gayet iyi bir oynadı. İkinci yarı düştü. Maç sonu açıklamaları ya da herhangi bir açıklaması hocanın çok irite edebiliyor insanları. O yüzden ne kadar az konuşursa onun için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bence direkt oyuncu grubuna sadece teknik taktiğini falan komple dışarıya ayırıyorum. Egemen Korkmaz'ın da varlığıyla İnanılmaz bir motivasyon sağlamış. İşte maç sonu açıklamaları dinledim bilmiyorum. Onu açıp plana sadık kaldık diyor. Sonradan röportaj yaptığı kim vardı? Onu açı vardı. Biriyle daha yaptı beyinde. Plana sadık kaldı. Teknik direktör bize ne söylese biz ona yaptık. Pepe de aynı şeyi söyledi. Bize ne söylendiyse onu yaptık, onu uyguladık ve galip geldik diyorlar. Bir de bunlar yabancı oyuncular. Yerli, yanlış hatırlamıyorsam maç sonunda yerli kimseyi almadılar. Özel şeye, röportaja. Burada %100 bir faydası var. Teknik olarak da bir faydası. Bu hafta, geçen hafta da vardı ama geçen hafta ilk yarı çok sönük bir performans gelince biraz şey oldu. Ne denir ona? Yokmuş gibi göründü ama bu hafta net şekilde gözüktü. Ya, bu takım çok büyük bir şey vaat ediyor ama bence vaat etmiyor. İşte Vaat onu etmiyor. soruyorum sana ya. Hayır, Çok vaat büyük bir etmiyor. şey dediğim, çok büyük bir şey dediğim şu yani. Mesela ligde az çok ilk iki Galatasaray Fener olacak diye İmkansız ha tahmin ediyorum. evet. Orası Ha, imkansız. yani en makul işte Beşiktaş için, Adana Demirspor için, Trabzonspor'un en makul hedef Üçüncülük. üçüncülük. Bence şu an Trabzonspor doğal bir üçüncülük adayı mıdır? Kesinlikle doğal üçüncülük adayıdır. Zaten bu maçtan önce de doğal üçüncülük adayıydı. Bu maçta da bence en büyük üçüncülük adayıdır. O motivasyonla çünkü maç sonu... Ya bu iş biraz şey abi ya. O kervan yolda dürülür mantığı. Çünkü bu hafta hafta giden bir şey. Maraton. Bu maratonda Trabzonspor'un futbolcuları şu anda Beşiktaş maçında da bu özgüveni aldılar. Fenerbahçe'yi deplasmanda 18-18 yapmış Fenerbahçe'yi deplasmana yarak. Bu yapabildikçe özgüvenin artar. Özgüven arttıkça performans artar. Bu takım bence üçüncü olacak. Benim fikrim bu. Ama çok iyi bir oyun vaat edemiyor, etmiyor. Çok iyi bir oyun vaat etmiyor bu takım. Ya çünkü bu takımın çok iyi bir ikilisi var şu anda. Mendy ve Berat. Abdülkadir'in de etkili olduğu yerler var ama forvetin etrafındaki yerlerde çok eksiyiz. Sol kanat, sağ kanat, 10 ya da santrafor arkası diyeceğimiz oyuncular. Yani şu an Visca hakikaten harika bir performans gösterdi ama Visca birçok iyi oynuyor, birçok kötü oynuyor. Trezeguet zaten hatırlıyor musun? Bir pozisyon söyleyeceğim sana. Trezeguet ile Visca'nın direkt ayrımını yapabileceğimiz bir pozisyon. Visca hatırlıyorsun. Sağdan bir adamı geçti. İçeriye doğru geldi. Trezeguet yaya doğru geldi. Çok net bir şut pozisyonu hazırladı Visca. Topu verdikten sonra koşuya devam etti. Trezeguet'in top ona daha gelmeden şut pozisyonu hazırlandığını gördün değil mi? Halbuki o topu aynı şeyi, aynı servisi Trezeguet Visca'ya yapsa, Trezeguet koşuya devam etseydi Visca o pası kesin atardı ve %100'lük bir gol pozisyonu olurdu. Ama direkt vurdu. Yani Ya aralarında o çok net şekilde bir şey farkı var abi. evet. Futbol zekası çok düşük Trezeguet'in. Mentalite fark. Ya arkadaş yanındaki arkadaş da sordu niye vurdu diye. Dedim ki oradan vurmayı çok seviyor dedim. Ya Genel olarak Trezeguet'e seviyor. o şekilde önüne açılan topa oradan vurmayı çok seviyor yani. Sonucu ne olursa olsun Ve vuracağı başarısı çok da çok belli. az. Başarısı da çok az yani o vuruşların. Ama yine de Trabzonspor bir özelinde hareket çok az. getirdi. Hareket Getirdi getirdi. getirdi. Beklediğim hareketi getirdi mi? Ben biraz daha fazla getirmesini bekliyordum ama yine getirdi. Adam attırdı oyunla. İyiydi Evet yani evet. Trezeguet'in. İyiydi iyiydi. Herkes iyiydi abi ya. Ama işte bizim için en büyük problem. Ben Onuachur'un bu arada şey olacağını düşünüyorum. Trabzon'u çok sevdiğini, Trabzonspor'u da çok sevdiğini düşünüyorum. Sezon sonunda biz onu uygun bir bonservisi alabiliriz ama Pepe'nin öyle bir ihtimali yok. Halihazırda
Şu an tabii ki benimkiler temenni ya da içgüdü ya da bir şekilde bir tahmin yapmaya çalışıyorum. Sezon sonunda bizim santraforumuz yok. Evet. Büyük bir problem yani. Devre arasında bu takıma mutlaka bir santrafor olması lazım. Sezon sonunda bizim kanat oyuncularımızdan şu an en büyük paraya verdiğimiz Pepe yok. İşte Vişça, Trezeguet ile bir sezona girebilir misin? Girebilirsin bu arada. Vişça bu formüle devam ederse. Yani 2 hafta böyle oynasın. Dersin ki ya Vişça var babacığım. Bizim Vişça'mız var ki Orsic dönecek. Trezeguet, ben Abdullah Avcı ile performansını net 2-3'lük yukarı çıkaracağını düşünüyorum. Eren Elmalı çok iyi durumda. Mehmet Can çok iyi durumda. Ben şunu duydum mesela. Hocanın sağ bek için kimse yaramadığını. Mesela geldiği gibi işte biz yabancı sağ bek aldırır diyorlardı ama Mehmet Can'dan çok memnun olduğunu duydum hocanın. Ve Beşik Fenerbahçe maçından önce duydum. Mehmet Can'la ilgili. Ama çok çok yani çok acemice Evet. davranmadım ya. Abi çok acemice Hele davrandı ama ki çok az profesyonel maçı vardı zaten. İkinci de birincinin ikisi de ikinci çok amatörce. penaltı. O da İlki de çok yapılmaz ya kötü. ikinci penaltı. İlki de ikincisi de çok kötü. Yani hiçbir şey yapmasa adam topu ayağından açmıştı orada. En fazla çizgiden çevirebilirdi topu. Ama olsun, ben Mehmet Can'ı çok beğeniyorum ya. Hem fizik olarak çok atlet değil. Eren gibi atlet bir oyuncu değil ama daha akıllı, daha makul. Yani Eren biraz, Eren'de şu var ya, ben hızlıyım, vurur giderim rahatlığı var ya. Mehmet Can o yüzden topla ilişkisi daha iyi diyebilirim Eren'den. Şu an Yani Trabzonspor'un herhalde kanka bir 7-8 oyuncusu garanti değil mi? Şu anda ilk 11'de. Belli oldu ya Abdullah Avcı'nın kimleri kullanacağı. 9 kişi garanti işte abi. Yani bir forvet arkasını oynatacağı oyuncu belli değil. Yani Bakasetas'ı mı seçer, Ömür'ü mü seçer ya da 4-3-3'e dönüp Corberis, Mendy, Berat mı yapar onu bilmiyoruz. 9 oyuncusu kesin. Bir de şeyi kesin değil işte. Sol kanatta kim oynatacak kesin değil. Ki Trezeguet, ama o kesinleşir o. Yani Trezeguet haftaya net beklerim. Sonradan oyuna girer belki. Yok. Şimdi Vişça'yı solda oynattı. Pepe'yle devam eder de. Gerçi Vişça böyle oynarsa Trezeguet kesemeyebilir. Bilmiyorum. O zaman 10 oyuncusu kesin ya. Bir oyuncusu kesin değil sadece abi. Bir tane. Ya ben nasıl haftaya oynayacağımız maçı çok merak ediyorum. Ama şöyle bir şeyde karşılaşmaktan da korkuyorum. Hani çok güzel bir Trabzonspor galibiyet gecesinden sonraki o ilk haftadaki hep düşüş oluyor ya bizim down oluyoruz bir Evet. anda. Böyle çok kötü bir futbol oynuyoruz. Evet. Hani en azından şu maçın yarısını çeyreğini o isteği arzuyu gösterebileceğimiz bir şey koysak cebimize ve öyle ilerlesek o çok tatlı olacak. Hem taraftar açısından hem camia açısından. Hani böyle insanlarda bir enerji çekilmesi var ya. Evet Yani abi. bir hafta iyi olur, bir hafta kötü olur ama böyle arzulu, istekli bir Trabzonspor'u her hafta görebileceğini bilmek ve o bilinçle ekran karşısına geçmek daha farklı bir motivasyon. Onu sağlasa, onu verse bize ben mesela bu aşkı hocadan hiçbir şey istemiyorum. Ben de istemiyorum. Kimse istemez bu arada. Hiçbir Trabzonspor Çünkü istemez ama ligin ilk ikisi belli zaten kanka. sence şimdi bu yaptığı Fenerbahçe özel bir şeydi. Bunun Abdullah Avcı'nın A planı olma olasılığı da var mesela. Şu anda. Ya Peki çünkü bunu müthiş oynadık yani. bir şey sorayım sana. Bu Tabii abi. Twitter'da da çok konuşuldu biliyorsun. Abdullah Avcı'nın bu maça çok fazla motivasyon göstermesinin Fenerbahçe'nin bir hoca adayı olup tercih edilmemesini Var. duyduğu Var. bu içten içe öfkeden kaynaklandığını düşünüyor musun? Evet var. Ya bir de orada bence profesyonelliğinde bir hata var. Benim için onur duyduğum bir şey. Gelip Trabzon'da o süreçte gelip Trabzon'da Sadri Şener'le masada fotoğraf verdi Abdullah Avcı. Ya bu her yiğidin harcı değil yani. Net söyleyeyim. Şenol Güneş Fenerbahçe ile anlaşır mı bilmiyorum. 96'da öyle bir şey de vardı. Şenol Güneş'in yapacağı bir şey değil o. Yani artık ağır abi olma yolunda. Abdullah abici bu konuda, Trabzonspor konusunda. Hani ben profesyonelim, Trabzonspor'un burada başarılı oldum ama buranın bir değeri değilim. Ben buranın büyük bir değeriyim olarak görüyor kendisini. Ki bu şekilde de Erdal abiden vesaire çok insandan yaptığı delikanlılıklara dair bir şeyler duyuyoruz. Sen olmaz mısın ekstra motive? Yani o kadar kendi isteği değil Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe. Yani Ali Koç görüşmek istiyor. Yani öyle bir süreç işliyor ve sonunda iş oraya vardığında ben de ekstra motive olurum, net söyleyeyim yani. Zaten rakip Fenerbahçe, Trabzonspor'un teknik direktörüsün. Bir ekstra motivasyonu var, bir de o var ekstra motivasyon. Futbolcuların da Evet. namağlup bir takımla oynama motivasyonu varken onların evinde. Şükrü Saraçoğlu'nda bir de 20 küsür yıldır yenemediği motivasyonu var.
Hepsi birleşti ve inanılmaz bir şey oluşturdu. Çok kötü bir şey de oluşturabilirdi ama çok güzel bir gece yaşadık yani abi. Maçın en iyi oyuncusu kimdi kanka sence? Abi istatistikler Berat'ı gösteriyor olabilir. Mendy. Mendy'ydi. Maçın Ben en iyi diyorsun. oyuncusu. Batista Mendy'ydi. Yani o fiziksel dominasyonu kurduktan sonra mesela Berat daha fazla top çalmış gibi gözüküyor ama bakın net söylüyorum o pas aralarının çok önemli bir kısmı Mendy'nin baskısı sonucunda onun önünde kaldı yani. Özellikle ilk yarıda. Ya İsmail'i gerçekten fiziksel olarak çok yıprattı Mendy. Ama Mendy Berat diyeyim. İkisini de söyleyeyim. Berat ayıp. Berat müthiş bir gol attı çünkü. O da eşitler. İnanılmaz bir gol attı Berat. İkisini söyleyeyim. Evet ya çok. Ya topun gidişi falan efsane ya. Hani İnanılmaz yerde. abi. İp gibi gitmiş top. Bir de önümde sekiyor. Çok zor şut yani. Müthiş bir şut. Onun Bir de haricinde bir de Ryan Bonnet'e mesela ben sana sorayım. Ryan Bonnet'e ne diyorsun abi? Nasıl görüyorsun Ryan Bonnet'i? çok kaba değil mi ya? Çok kaba bir futbolcu. Çok sert bir futbolcu. Evet, çok Ve sert ya. onu izlerken beni en çok mutlu eden şey çok hızlı bir stoper Ryan Bonnet'e. 1.88, 1.89 boyunda. 1.90 olabilir. Yanlış hatırlıyorum. 1.88, 89, 90. Bu üçünden biri. Çok uzun boylu olmasına rağmen, çok sert olmasına rağmen gerçekten iyi bir sürati var Ryan Bonnet'in. O da ekstra hoşuma gidiyor. Kademelerde bir anda mesela Edgar'da görürdük ya. Önceden Edgar'da derdik ki aslında Edgar'ın kesi topların hepsi birer pozisyon ama biz algılamıyoruz diye. Bonnet için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani Bonnet öyle kademelere giriyor. O kadar net hamleler yapıyor ki. Hava toplarında da çok iyi bir seviyede Ryan Bonnet'e. Benkovic kadar değil. Benkovic o konuda çok çok iyi. Kolayı zor gösteriyor Bonnet'e. Bonnet'i çok beğeniyorum. Bonnet'i ben daha önceden de çok beğeniyordum Trabzonspor'a gelmesi. Bir de Türk statüsünde. Umarım çok iyi yerlere gelir. Peki şunu sorsam sana kanka. Sence Fenerbahçe ya da İsmail Kartal ne yapsa maç zora girerdi? Yani böyle bu, Trabzonspor'un oynadığı oyunun karşılığı neydi sence antitezi? Bence direkt karşılığı Reinkent sağ kenarda. Tadic sol kenarda. Ben dakika 45 ilk yarı bitti gibi Reinkent'i İrfan Can'ı merkeze çeker Şimanski'yi çıkarırdım. Çünkü İrfan Can iyiydi, Şimanski kötüydü. Şimanski etkilendi de o tribünden. Vücut dili de iyi değildi. Şimanski yani maç boyunca Şimanski ve hiç iş yapmadı Dzeko. Batshuayi ve şeyi oyuna alırdım ikinci yarıda. Ve çok farklı olabilirdi her şey. Oyuna Reinkent'i. Batshuayi ve Kent'i atardın. Evet, Reinkent ve Batshuayi atardım. Yani girdikten sonra zaten bir de Emre Mor aldı inanılmaz rezil bir karar. Ve maça Zaitz'la başlamazdım, Crespo'yla başlardım. Yani biz oraya Mendy koymuşuz. Berat koymuşuz ki Ömür de çok baskı yapan bir oyuncu. Gerçekten sert demeyeyim de caydırıcı bir orta sahayla maça çıkmışız. Ya hem İsmail, yani İsmail defansif olarak iyidir ama Zaitz artı Szymański çok yumuşak kaldı. Onun bedelini de ödettik ya. Çok net şekilde ödettik. Ya ezildiler yani. Berat'a da ezildiler bu arada. Sahada olduğu sürece fizik zaten görüntüsü gayet iyi. Fizik olarak da şu an çok iyi durumda. Berat'a da ezildiler. Berat'a İsmail de hepsi ezildi yani. Aslında o ezilmek dediğimiz Trabzonspor biraz sert oynadı kanka ya. Değil Abi mi? hem ama sert oynadı ama sertliği olmayan bir şeyle sertlik yaratamazsın. Senin oyuncularının bu sertliğe bir yatkınlığı var yani. Yatkın olmadan yapamazsın bunu. Ya bu sertliği örnek veriyorum. İşte Soner Aydoğdu vardı hatırlarsın. Soner Aydoğdu'da bu sertliği yakalayamazsın. Ya da ne bileyim Bardi ile bu sertliği yakalama ihtimali yok. Direkt saha içerisinden vereyim. Ömür'le yakalarsın. Ömür çok sert oynamıyor ama topa sert oynuyor. Ömür çok efor sarf ederek pres yapıyor. Evet. Anlıyorum kankacığım. Kankacığım ağzına sağlık ya. Abi Gayet güzel, teşekkür keyifli sohbet ederim. oldu. Seni dinlemek çok güzeldi. Senin sesini duymak bana iyi geliyor Salih abi. Devam edelim biz bunu. Vallahi iyi Seni geliyor ya. dinlemek çok güzeldi. Tak tuk gittik ya. Aklı gitti. İnşallah sana güzel bir şekilde eşlik edebilmişimdir. Harika eşlik ettin abi her zamanki gibi. Her zamanki gibi harikaydın. Son bir şey ben sana soracağım. Sor. Sezon sonu şimdi şu an onu açı 4 oldu. Değil mi? 4 golü var. Sezon sonunda 20 gol atacak gibi gözüküyor değil mi? 20. 20 gol 6 asist yaptığı senaryoda onu açıyor. İşte kulübüyle konuşuyor. Southampton'la görüşüyor. Onu açıyor. O bonservis bedelini 5-6 milyon eurolara kadar indiriyor ve onu açıyor. O 90 benim yaşıt 30 yaşına onu açıyor. Verir misin bu parayı? Ben veririm.
Ben de veririm. Net Yani. veririm. Ve çok karakterli bir insan biliyor musun Raju? Evet. Evet. Ya vücut dilinden belli zaten ya. Evet Ya yani bir çok iyi o bir insan zaten yani. daha Türkiye'ye Trabzon'a gelişinden itibaren o Evet. hanımın hareketleri, çocuğun hareketleri, bizim çocuklar şey yazlar ya, ağlan Van'dan aramızı bulduk diye. Her Kadın şey. böyle sempatik Kanalı. Eşi de hareketler. kanalı. Ya sevdim ya. Oyunu falan da güzel. Ya bir de heyecan verici. Adam ne yapacak, ne edecek falan diye merak ediyorsun. Enteresan Abi bir tip. iptal olan golü müthiş bir kafa vuruyor bu arada yani. Yani sadece boyu var diye kafa vuran bir oyuncu değil. İnanılmaz bir kafa ikinci golde. Evet. Kornerden vurdu Yere kafa. çarptırarak çok Direkt güzel topa dibine vurdu. inanılmaz bir kafa. İptal edildi adamın golü. Çok yazık oldu. Çok da üzüldü, çok da sinirlendi. Ama Onoachu ile ilgili Pepe imkansız da Onoachu ile ilgili belki ilerleyen dönemde Pepe de olabilir. Belli olmaz o işler ama Onoachu'nun ben Trabzonspor'da en az 3 sene daha kalmasını isterim. Gerçekten yani takım arkadaşlarıyla şeyi de çok iyi mesela. Önceden Maxi Gomez, Vizca birbirine atışıyorlardı. Şimdi Vizca ile Onoachu'nun iletişimini haftalardır oynuyoruz artık. Görüyorsun yani. Saha içerisinde bir gerginlik olmadığı çok net. Uyumlu bir adam Onoachu. Hani Evet. tekniği tartışılabilir ki ben boyuna rağmen mesela sence Cornelius mu daha çabuk oyuncu, Onoachu mu daha çabuk oyuncu? Arada 6 santim fark var. Ayak çabukluğundan bahsediyorum ceza sahası Onu içinde. açıyor ya. Onu açıyor Abi daha yani çok. 2 metre olmasına rağmen inanılmaz çabuk ayakları var Onoachu'nun. İşte Evet. o Samet bir pozisyonda faul yaptı. Net bir faul, sarı kart görmesi lazım. Şey yaptı 2 kere ilk yarıda, sadece 2 kere sol bekleri neydi o çocuğun adı, Osterwolde. Umarım Trabzonspor'da kalır. Umarım da bu performansa devam eder ve biz de ligi 3. bitiririz. Güzel günler görürüz. Diyerek bitirelim abi. Çok teşekkür ederim. Evet. Kankacığım kaç dakika oldu? 31 dakikada bitirdik ama son bir şey söyleyeyim. Yayına yani kanala abone olmayı, yorum yapmayı, özellikle yorum yapmayı, iyi veya kötü fark etmez, hakaret olmadığı sürece, ve paylaşmayı unutmayalım. Devamı gelecek. Herkese İyi akşamlar ya da günaydın. Neyse. Herkese iyi akşamlar.